Rüştü okuldan gelmedi mi daha? Rüştü mü? Hangi Rüştü? Saçmalama Hazret, oğlumuz Rüştü. Saat 1. Bu saatte çoktan okuldan çıkmış olması lazımdı. Rüştü öğlenci değil miydi? Sabahçıydı ya, hatırlasana. Yok canım, öğlenciydi. Hayır, akşamcıydı diyorum sana. O da benim kadar iyi içki içer. Akşamcı mı? Sen kafayı iyice zıplattın Peyami. Küçücük çocuk, ne akşamcısıymış bu? Nesi küçük, eşek kadar adam oldu ama insan gene de merak ediyor. Nereye gitti bu Meret? Ayol, koskocaman çocuğu çekmecede mi arıyorsun sen? Saçmalama Hamaset, gözlüklerimi arıyorum. Ya yani Rüştü'yü çekmecede arayacak kadar bunamadım daha. Yoksa çaldılar mı? Gözlüklerimi mi? Aman yok canım, Rüştü'yü diyorum. Çocukları kaçırıp orasında burasında hasar yaratıyorlarmış. Sonra doğru yallah sokağa, dilenciliğe. Hemen karamsarlığa başlama. Belki de oyuna dalmıştır çocuk, birazdan gelir, gelir. Yok yok, kesin kaçırdılar çocuğu. Kaçırıp dilenci yapacaklar. Biz ne güzel okutup mühendis yapacaktık. Bak hala karamsarsın. Belki onlar da okutup mühendis yaparlar. Aa, tabii canım. Bak beni de boşu boşuna telaşlandırıyorsun. Doğru, niye kaçırsınlar ki? Bak göreceksin, Naciye'nin oğluyla oyuna dalmıştır yine. Yok yok, kesin kaçırdılar çocuğu. Bari okutsalar. Hangi çocuğu? Rüştü'yü. Rüştü okuldan gelmedi mi daha? Rüştü öğrenci değil miydi? Gitti kaymak gibi çocuk. Kim bilir kimler aldı. Ama merak etme canım, buluruz şimdi. Hem bulamasak bile resmine baka baka aynısından bir tane daha yaparız. Kökümüzde değil mi? Sen ne söylüyorsun Hamaset, aklını mı zıplattın? Ama şaka yapıyorum ayol, şaka. Ay, şakanın sırası değil şimdi. Merak etme, bak göreceksin. Şimdi gidip bakalım Naciye'nin oğluyla oyuna dalmıştım. Hadi gel. Ha, buradaymış. Dersin gene annem geçen seferki gibi bizi kapıcı sanıp sipariş versin. Kızı geçen sefer bizi içeri almamışlar. İyice yaşlandılar artık Suzan. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Niye açmıyorlar bunlar kapıyı ya? Geleceğimizi haber vermiştik. Duymadılar herhalde. Ben kendi anahtarımla açayım. Hadi aç. Rüştü diyorum, Naciye Rüştü! Çocuk ortalarda yok, buraya gelmedi mi? Düştü mü? Geçmiş olsun Peyami Bey, geçmiş olsun. Ayol, kimsenin düştüğü müştüğü yok, çocuk kayıp. Ayıp mı, neden ayıp olsun? Ben şimdi koluna çiğnenmiş ekmek bağlarım, bir şeyciği kalmaz. Ertim de merdivenlerden düştüğü zaman böyle yapmıştı. Bırak şimdi ertiği mertiği Naciye Hanım, Rüştü'yü arıyoruz biz. Buraya gelmedi mi? Gelmez olur mu? Soğan da iyi gelir. Ama en iyisi çiğnenmiş ekmek. Koku da yapmaz. Tövbe 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 tövbe. Peyami Bey, biraz bağır. Banyo yaparken kulağıma su kaçtı da duyamıyorum seni. Ya bunun kulağına kaç kova su kaçmış, hiçbir şey duymuyor. Ama onun bahanesi oldu mu olası duymaz kulağı. Orada kulağında 40 gün 40 gece düğün yapsan yine duymaz. Rüştü Münevver Hanım, Rüştü! Ayol ne bağırıyorsun o kadar, senin karşında sağır mı var? Düştüğünü biliyorum. Abi. Şimdi ekmek bağlarız, bir şeyci kalmaz. Kalk Hamaset, kalk kalk, gidelim, boşuna vakit kaybediyoruz. Lavabo pompasıyla bile açılmaz bunun kulakları. Gidelim sokakta arayalım bari çocuğu. Hamaset, senin Rüştü çoktandır ortalarda görünmüyor. Ne yapıyor o eşek kafalı? Ellerin körünü yapıyor. Allah Allah. Eyvahlar olsun. Gitti çocuk, ah gitti. İster misin şimdi kolunu bacağını budasınlar çocuğu. Kimler? Dilenci mafyası canım. Dilendirecekleri çocukların sağ solunu kesiyorlarmış. Hep senin yüzünden. Çocuğu bu kadar serbest bırakırsan tabii ya dilenci olur ya serseri olur. İnşallah insaflı bir mafyaya düşer de ne bileyim bir doktor falan yaparlar çocuğa. Nereye gidiyorsun? Bir çanta alayım bari. Hayır ya, bırak şimdi çantayı mantayı. Gidip karakola haber verelim hemen. Gidelim gidelim. İnşallah şu çocuğu sağ salim bulursam horoz keseceğim, horoz. Ya çocuğun kaybolmasıyla horozun suçu ne yahu? Canım suçu olduğu için değil ki. Adak bu. Ama artık bu da değil. Ay aç. Ama ben merak etmeye başladım ya. Başlarına bir şey gelmiş olmasın?
Alt kattaki Naciye'nin teyzeye bir soralım. Bir yere giderken ona söylerler. Naciye'nin teyze benim Rüştü Hamaset Hanım'ın oğlu. Tanımadın mı beni? Bizimkiler nereye gittiklerini söylemediler mi acaba sana? Söylemez mi? Ağzına ne geldiyse söyledi ama ben sesimi çıkarmadım. Gelinle kaynana arasında olur böyle şeyler. Ne diyor bu ya? Ya benim ben Rüştü, tanımadın mı beni? Biraz bağır evladım. Banyoda kulağıma su kaçtı da duyamıyorum. Ya bizimkiler nereye gittiklerini söylemediler mi sana? Tanımadın mı beni? Rüştüyüm ben, Rüştü. Ne bağırıyorsun ayol? Karşında sağır mı var senin? Çocuğum kayboldu diyorum size komiser bey. Sabahtan beri ortalıkta yok yavrucak. Sizin çocuğunuz mu bu? Elbette bizim çocuğumuz. Beraber yaptık. Hatta ben yaparken daha çok uğraştım ama yine de ikimizin çocuğu sayılır. Saçmalama ama sen, ben de az uğraşmadım herhalde. Ama ben 9 ay karnımda taşıdım ayol. Sen ver şu çocuğu bir ayda ben karnımda taşıyayım dedin mi? Vallahi söylesen taşırdım. Niye söylemedin? Peki sizin bu çocuğunuz nasıl bir şeydi, tarif eder misiniz? Fırlanta gibi bir çocuktu ya. Komiser bey. Yapma anacığım. Ekiplere şimdi fırlanta gibi bir çocuk kayboldu, bulun getirin mi diyeceğiz? Biraz tarif edin. Sarışın mı, esmer mi? Ha, sarışın, sarışın. Aa, esmerdi canım. Aa, olur mu Hamaset? Bizim oğlumuz Ömercik gibi sarışın. Hayır efendim, Ayşecik gibi esmerdi. Peki boyu ne kadardı sizin çocuğun? Vallahi evladım, ben de 1 metre, sen de 2 metre. 2 metre mi? Ay şey çocuk bu, hemen uzayıveriyorlar. Sabah evden çıkarken böyle 1 metre falandı ama şimdiki 1 ne kadar uzamıştı değil mi be? Ya, keşke sabahleyin çıkarken boyunu ölçseydim yaratanı. 12. Aa 8. Aa karar verin anacığım. 8 mi 12 mi? Aa 8 ayol bilmez miyim ben? Saçmalama ama sen 8 yaşındayken 8 yaşındaydı. Şimdi 12 yaşında. Ayol 8 yaşında ben bilmez miyim? Kendi çocuğum bana soruyor. Tamam ben. Tamam anacığım. Ay. Kavga etmeyin. 8 veya 12. Ömercik gibi sarışın, Ayşecik gibi esmer. Ben deyin 1 metre, siz deyin 2 metre. Pırlanta gibi bir çocuk bulursak hemen size haber vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Ne kadar iyi komiser değil mi? Baksana, bu rüzgü ekmek gibi valla. Tamam peki, hadi size hayırlı işler. Dikkat dikkat! Üzerinde okul önlüğü olan 12 yaşlarında bir erkek çocuğu kaybolmuştur. Evladım, bulanların 8 yaşında diyeceksin, yanlışlık olmasın. Saçmalama Hamaset, 12 yaşında benden iyi bileceksin. Ayol 8 yaşında ben bilmez miyim çocuğumu? Yine başlamayalım, 12 yaşında diyorum. Ayol 8 yaşında 8. 12 yaşında 12 yaşında. 8 diyorum ayol 8. Ya teyzeciğim dayamcıcığım bir dakika beni şu. 8 yaşında 8 diyorum 8. Yürü Hamaset yürü. Biraz da biz kendimiz arayalım. Gerçi polise molise her yere haber verdik ama. Ya kendi çocukları gibi ararlar mı hiç? Aramazlar tabii. El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış. Tabii. Bu çocuğu bulursam koç keseceğim be yani koç. Canım belediye operatöründen anons ettirelim. Belki biri görmüştür. Peki peki tamam. Ayol Rüştü'yü okulunda da kimse tanımıyor. Rüştü'yü bilirsin Hamaset. Biraz içine kapanık bir çocuktur. Böyle herkesle arkadaşlık yapmaz. Şu çocuğu bir bulayım. Dana keseceğim dana. Yok deve. O da olur. Hele bir bulalım şu çocuğu. Dikkat dikkat. 70-80 yaşlarında yaşlı bir çift evlerinden çıkıp bir daha geri dönmemişlerdir. Görenlerin insaniyet namına... Peki, teşekkür ederim. Yok, yok, yok. Sormadığımız karakol, aramadığımız hastane kalmadı. Nereye gitmiş olabilirler bunlar Allah aşkına? Ay, merak etme hayatım. Belki de bir akrabalarına gitmişlerdir. Yok, yok, yok. Aramadığım karakol, sormadığım hastane kalmadı, yok. Düştü değil mi o? Ah, valla o. Neredesiniz Allah aşkına anneciğim? Ayol denine zoruna bak. Asıl sen neredesin bu saate kadar he? Döveyim mi? Ellerine şapşap vurayım mı senin he? Her gele bir günde de boyatı vermiş. Sokakta görsek tanıyamazdık. Bu yaşta çocuklar öyle olur. Hemen boyatarlar keratalar. Doğru. He, şimdi söyle bakalım. Bu saate kadar neredeydin? Tamam korkma dövmeyeceğim. Pes yani anneciğim. Çocuk muyum ben kaybolacağım? Evet oğlum bizde de akıl mı kaldı artık? Siz de arada bir görünün canım. Aa, unutuyoruz işte.
Börekleri unutuyordum. Mis gibi börek yaptım, size getireyim. Sen otur anneciğim. Yorulmuşsundur. Ben getiririm. Peki. Annem. Ellerine sağlık. Dolma çok güzel olmuş. Afiyet olsun yavrum. Rüştü çocukluğundan beri çok sever dolmayı. Öyle değil mi Rüştü? Rüştü okuldan gelmedin be abi. Rüştü öğlenci değil miydi? Tamam da öğlenci olsa da bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Aman, her şeyi de adileştirdiler. Şu gömleğin inceliğine bak. Resmen arkası görünüyor yahu. Ama sen bizim milli piyango biletini gördün mü? Bir türlü bulamıyorum. Yok, nereye koyduysan oradadır. Ben nereden bileyim? Neyse. Rakamları şuraya yazmıştım daha önceden. Şuna bir bakayım. Allah vere de büyük ikramiye bize çıksa. O zaman sana battaniye kadar kalın bir gömlek alırız. Ben amortiye de razıyım. Hiç değilse borçlarımızı öderiz. Borç mu? Bizim borcumuz mu var ki? Var tabii. Bileti piyangocudan borç aldım. Şöyle bir amorti çıksa hiç değilse borçlarımızı sıfırlarız. Aman nerede bizde o şans? Amorti yine zengini bulur. İki. Büyük ikramiye. Büyük ikramiye. Ne? Büyük ikramiye bize çıkmış. Yine amorti yok mu? Ne amortisi be? Büyük ikramiye. Zengin ne? Oldum. Büyük ikramiye. Büyük ikramiye biz zengin mi olduk? Zengin oldum. Zengin oldum. Ay dur. Aman otur yerine. Allah korusun. Senin böbreğin var. Böbrek sektörsünden gidersin. Otur yerine. Nasıl heyecanlanmam? Havas et. Baksana 250 milyar kazandın. Ey oğlan zengin mi oldun? Zengin mi yaşasın? Zengin mi oldun? Aman. Heyecanlanma. Otur şuraya. Tamam. Bende karaciğer var. Allah muhafaza karaciğer seklesinden gider. Zengin oldum. Ay 250 milyar kaç para yapıyordur be yani? Ben müneccimiyim ama sen çok para yapıyordur herhalde. Bilsek iyi olurdu aslında. Bilip de ne olacak? Çok para işte. Say bitmez. O zaman sayalım da bitmesin. Ya. Önce güzel bir tatil yapalım, sonra dönüşte sayarız. Yo, önce sayalım, sonra tatil yaparız. Yolda bulsan say demişler. Biz yolda bulmadık ya Mazet, piyangodan çıktı. O da doğru aslında. Peki sonra o parayı biz ancak 10 senede sayarız. Şöyle güzel bir tatilimizi yapalım ondan sonra. O da doğru aslında. O bileti ben... öbür pantolonumun cebine koymuştum. Şunu getirsene. Hangi pantolon? Hani şu kahverengi, açık kahverengi de yeşile çalan bir pantolonum vardı ya. Onun cebine koymuştum. Sen onu giymiyorsun diye ver onu kapıcıya verdim. Kapıcıya mı verdin? Evet. Ne bileyim ben. O yeni gelen bir salak kapıcı var ya, ona verdim. Nasıl yaparsın Hamaset? Sana 250 milyar çıkmış, sen tutup onu kapıcıya veriyorsun. Canım nereden bileyim cebinde piyango bileti olduğunu? Dünyanın sonu değil ki, çağırırız kapıcıyı, isteriz verir. Bilete ikramiye çıktığını öğrendiyse hayatta vermez. Verse bile 250 milyara ortak olmak ister. Belki de öğrenmemiştir. Belki de daha cebindeki bileti görmemiştir bile. Öyle istemekle olmaz. Cebinden gizlice almalıyız. Gizlice cebinden nasıl alacağız ayol? Ne bileyim ben. Bir çare bulacağız elbette. 250 milyarı o salak kapıcıya bırakacak değiliz herhalde. Vallahi ne iyi insanlar varmış meğer. Daha önce çalıştığım apartmanda hiç kimse böyle yemeğe çağırmadı istedi beni. Öyle şey olur mu canım? Yani apartmanımıza yeni kapıcı tayin olmuş. Yani bir yemeğe davet etmeyecek miydi? Daha önce çalıştığım apartmanda bana resmen kapıcı muamelesi yaptılar. Öyle ekmek al, gazete getir. Ya görgüsüzlük işte. Biz gazetemizi de, ekmeğimizi de hep kendimiz alırız. Senden önceki kapıcının ekmeğini bile biz alırdık. Öyle sizin kimizin milyonda bir çıkar canım. Tabi kapıcılık da zor iş. Mesela sana bir yerden bir para çıksa. Piyangodan. Herhalde bir daha kapıcılık yapmazsın değil mi? Nerede bizde o şans Hamaset yenge. Yine zenginin birine çıkar. Bu salağın biletten haberi yok Peyami. Elini cebine daldırdığın gibi al şu bileti. Öyle olmaz Hamaset, farkına varır. En iyisi bir yolunu bulup pantolonu üzerinden çıkartmak. Bak şimdi.
Yemek de pek leziz olmuş. Karnım şişti resmen. Yani kayışı gevşettim ama gene de fayda etmedi. Ya şu pantolonu çıkarsam ayıp olmaz değil mi Derviş Efendi? Yok olmaz olmaz. İstersen sen de çıkar yani. Yabancı ev değil burası öyle değil mi ama? Aa tabii tabii çıkar evladım. Aa vallahi dervişin de karnı maşallah davul gibi şişmiş. Yok ben bu kadar şeyle karnım şişmez aman sen yenge şunun şurasında ne yedin ki? Yok 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 o pantolon seni sıkıyor. İleride daha da sıkacak. Biraz biraz daha yemek versene. Tabii ki ben bu yayı hiç almadım bak. Al şuradan bari ya. Al. Yok al. Nasıl? Bu salak herif cebindeki bilete ikramiye çıktığını fark etti galiba. Baksana pantolonunu çıkarmamak için nasıl ısrar ediyor. O zaman biz de zorla alırız canım. Bilet bizim değil mi? Öyle şey ama Aset sonra bu iş karakolda biter. Ne yani 250 milyarı obur kapıcıya mı bırakıp gideceğiz? Allah Allah. Buldum buldum ama Aset buldum. Sarhoş olursa cebindeki bileti ruhu bile duymadan çekip alırız. Ayol durduk yere niye sarhoş olsun adam? O kadar da salak değildir herhalde. Durduk yerde sarhoş olmaz tabii. Biz içerim sarhoş edeceğiz. Senin olsun senin. Ben de seni, ben de seni. Hadi abi. Hoppa! Hadi bakalım içelim, güzelleşelim. Derviş Efendi çok güzelleşti değil mi Amaset? Yani güzellik yarışmasına katılsa kesin dereceye girer. Birinci, birinci. Şimdiki gençler içemiyor Amaset. Ben onun yaşındayken iki büyüğü kulağıma damlatırdı. Başım dönmese ben de damlatacağım Peyami amca ama kulağımın yerini bulamam diye korkuyorum. Ben hayatta sarhoş olmam. O halde peki bu kaç? 9. Bu? 15. Peki bu? Hepsi mi? Hepsi hepsi. 28. Vallahi hepsini bildi Peyami. Biz bu adama salak malak diyoruz ama baksana bulaşık süngeri gibi içiyor ama bir şey olduğu yok. Hafif çakır keyif oldu ama biraz daha içilmek lazım. İki kadeh daha içerse o piyango biletini pantolonun cebinden tereyağından kıl çeker gibi çekeriz. Hoppa! Hadi bakalım içelim, güzelleşelim. Hoppa! Ha? 60. 70. 45. Oh, karada 100. Havada da 100. Şuna bak Amazet, bir de bilmem diyorum. Yayık ayırancısı gibi sallıyor maşallah. Oo, Allah bırak sallasın Allah aşkına. Kime ne zararı var? Çalkala Derviş Efendi, çalkala. Yalnız dikkat et, dökülmesin. Aşağıdan, kenardan. Haydi, hoppa, hoppa. Hadi Derviş Efendi, sen de yapıştır bakalım. Bende para yok ki Peyami amca. Olsa yapıştırmaz mıyım? Aman olsun canım, şöyle elini cebine at bakalım, şöyle bir karıştır. Ne çıkarsa bahtımıza. Piyango bileti, piyango bileti hepsi olur. Hadi. Hadi. Bence bu bilete ikramiye çıktığını biliyor. Bak kalso vermesin diye elini cebine bile atmıyor adam. Ne yapacağız peki? Hani bileyim başka bir numara bulmak lazım. 250 milyarı bu oynak kapıcıya zekat olarak vermeyeceğiz herhalde değil mi? 45! Rabbi! 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 Aman! Çalkala! Evet, kahveler de geldi. Zahmet etmeseydin Hamaset yenge ben zaten gidiyordum. Zahmet olur mu ayol sarhoş sarhoş mu asansör kullanacaksın Allah aşkına? Şöyle değil mi ayol şöyle bir kendine gel değil mi? Tabii canım. Bak bak ne yaptım gördün mü bak be yavrum. Pes yani Hamaset yani yaptın yapacağını berbat ettin adamın pantolonu. Olur böyle şeyler payağını amca Hamaset yenge yani. Ay çıkar çıkar üstünü başına bak silinmezse hemen leke kalır üstüne. Ben şey ederdim. Şey etmeyin. Sen bekar adamsın, nasıl şey edeceksin tek başına? Çıkar, çıkar, çıkar. Utanma evladım, ben senin annen sayılırım ha, hadi. Çok zahmet oluyor. Yok, rica ederim, hadi. Çıkar, 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 gömleğini de çıkar. Şöyle ver bakalım. Alem kadınsın vallahi Hamaset. Ne yaptın, ettin, sonunda adamın pantolonunu çıkarttın. Ben adamın kıçından donunu bile alırım, donunu. Peyami, bunun cebinde bilet yok
da yok. Yok mu? Dur bakayım. Gömleğin cebinde de yok. Aslarına falan kaçmış olmasın. Dur bir bakayım şöyle. Allah Allah. Dur. Şurada. Ay. Yok ayol. Aslarda da yok. Yok yok. Yok ayol. Nereye saklamış olabilir dersin? Aa. Tabii canım. Adama salak malak diyoruz ama o kadar da değildir herhalde. Sen olsan 250 milyarı cebinde mi taşırsın? Kesin kapıcı dairesine saklamıştır. Ama adamın dairesine nasıl gireceğiz? Bir bahane bulup buradan uzaklaştırırsak dairesine girer rahatça bileti ararız. Hay aklınla 1500 yaş havazet. Yani Matahari gibi kadınsın. Ya kim? Bilmem unuttum. Boş ver ben de unuttum. Neyi unuttun? Ben artık gidip yatsaydım Hamaset yenge. Aa, daha yeni içmeye başlamıştık ayol. Tabii olur mu canım? Bir büyük daha devirmeden olmaz. Tabii tabii. Şu Peyami amcanın pantolonunu giy bakayım. Peyami sen de biraz para ver de rakı alıp gelsin. Bu saatte Edirne'de bile olsa açık tekel bayi bulunur. Tabii bulunur bulunur. Al bakayım şunu. Al. Mahzun. Bilet. Ne? Piyango bileti cebimdeymiş. Aa buldun mu? bu adam hala burada mı duruyor Peyami? Kardeşim yedin, rakını içtin. Artık gidip yatsana evinde, hadi. Hadi hadi hadi, bu kadar misafirlik olur mu hadi? Bu kadar da terbiyesizlik artık. Hadi hadi. Hadi. Öf, pis leş gibi kokuyor ayol. Zengin oldu, zengin oldu. Vay, helal paraymış. Döndü, dolaştı, yine bizi buldu. Ama yine gitti. Ne diyorsun ayol? Numaralar tutmuyor birbirini. Bir numarası bile tutmuyor. Ama kağıttaki numaralar tutuyordu. Bakayım. Allah Allah, nasıl olur bu iş? Aa! Bu Naciye'nin telefon numarası. Baksana üstünde Naciye yazıyor. Herhalde sen biletin numaralarını başka kağıda yazdın. Biz de boşuna sevindik. Neyse canım. Bu yaştan sonra parayı ne yapacağız artık? Tabii canım yani. O parayı alsak da ömrümüz saymaya yetmezdi. Evet. Mahzen, ben bu hafta sayısal lotoda oynamıştım. İster misin büyük ikramiye bize çıksın? Vallahi olur mu olur. Allah bir kapıyı kapatınca ötekini açıveriyor değil mi? Ben onu nereye koymuştum o kağıda? Siyah pantolonun cebindeydi. Ayol siyah pantolonu az önce Derviş Efendi'ye verdim ya. Ne? Gene paraları Derviş'e mi verdin? Derviş Efendi! Derviş Efendi! Şu fotoğrafı hatırlıyor musun Hamaset? Nişanlanmadan önce çektirmiştim. Hatırlamaz olur muyum? Babam bu fotoğrafı gördüğünde az dayak yememiştim. Valla o zaman Türkan Şoray gibi güzelmişsin maşallah. Ayol gene güzelim. Türkan Şoray'dan ne eksiğim var? Yok yok şimdi biraz Kenan Pars'a benzemeye başladın. Baksana saçlar maçlar. Bu da Rüştü'nün bebekliği değil mi? Acıyorum benim, acıyorum benim. Bana bak bu Rüştü hiç bana benzemiyor. Yoksa sen bunu başka bir kadından mı peydahladın? Aa oğlum Hamaset senden peydahladım ya unuttun mu? Hatta peydahlarken sen de yanımdaydın. Doğru doğru. Hem biz sevişerek evlendik canım. Aldatmazsın herhalde beni. Sevişerek mi evlendik? Biz mantık evliliği yapmamış mıydık? Ama saçmalama be yani. Nişanı mantık nişanı yapmıştık. Evliliğimiz sevişerek oldu. Hüseyin amca değil mi bu Allah? Aa canım rahmetli. Ne iyi adamdı. Ne iyi ya. Acaba ne yapıyordu şimdi? Ayol rahmetli diyorum, duymuyor musun? Hüseyin amca ölmüş müydü? Ezan okurken minareden düşüp ölmüştü ya. Unuttun mu? Allah rahmet eylesin. Kimi? Rukiye teyzeyi bu, o değil mi? Evet. Rahmetli Rukiye teyze. Onun yanındaki de rahmetli Ali Ağla. Onun yanındaki de rahmetsiz Nigar teyze. Rahmetsiz mi? Kadın ölmedi ki rahmetli mi deseydi? Allah ömürler versin de o zaman. Rahmetsiz de ne demek? Ama canım her neyse işte. Bak. Bu da bizim eski mahallede. Evin önünde çekilmişti. Bak gördün. Bu Şehriban değil mi Şehriban? Senin ahiretliğin. Ya. Hatırlıyor musun?
ben Rüştü'yü doğurduktan 2 ay sonra da kız doğurmuştu. Canım ne yapıyordu? Hatırlamaz şimdi? Olur muyum? Hatta hiç unutmam. Ya bir gün... Neyse şimdi unuttum. Biz de çok vefasızız be Peyami. Buraya taşındıktan sonra bir gün olsun eski mahalleye gidip komşularımızı ziyaret etmedik. Gidelim be hamasetim, bizi tutar mı var? Hatta nişanlandıktan sonra gittiğimiz şeye de gideriz. Nişanlanmadan önce gittiğimiz şeye de gider miyiz Peyami? Şey ne demek? İstersen ta şeye kadar bile gideriz. Hadi hadi kalk kalk kalk. Gidelim, hadi hazırlanalım. Gidelim. Kalk topla şunu topla topla. Hadi canım benim. Eteği hatırladın mı Peyami? Seninle ilk buluşmamızda giymiştim. Hatırlamaz olur muyum Amazet? Hatta hiç unutmam. Neyse şimdi unuttum. Allah Allah. Bu etek niye kapanmıyor? Yok, hem varım bu. Haliyle biraz şişmanladın tabii. Eskiden Filiz Akın gibi ip inceydin. Filiz Akın mı? Filiz Akın benim yanımda Necdet Tosun kalır ayol. Gene ip inceyim de bu etek giyilmeye giyilmeye biraz daralmış. Amazet o... İlk buluştuğumuz muhallebiciye gidelim diyorum. Acaba hala duruyor mudur? Duruyordur tabii, kaçacak değil ya. Bir keresinde hatırlıyor musun? Hani ben nişanı atmıştım da sen beni o muhallebiciye götürmüştün. Kazandibi ısmarlaymışı tatlıya bağlamıştın. Ya, kazandibi değil, sütlaç yemiştik. Sütlaç. Dün gibi hatırlıyorum kazandibi yediğimizi. Sen daha dün ne yediğini hatırlamazsın ki hamaset. Sütlaç yemiştik diyorum sana. Niye inat ediyorsun? Hatta hiç unutmam. Unuttum işte. Şuraya bak be abi. Güzelim evimizi yıkıp yerine otopark yapmışlar. Haliyle her şey değişiyor hamaset. Eski komşulardan da pek kimse kalmamış galiba. Ya. Be abi. Şu bizim şey değil mi şehriban benim ahiretlik? Kız. Şerifat! Ne bakıyorsun öyle? Tanımadın beni. Ayol hamaset, hamaset! Vallahi hiç değişmemiş. Yıllar önce Şerifat neyse yine o. Nasıl bıraktıysak aynı öyle duruyor valla. Hatta biz taşınırken de böyle kapıda örgü örüyorduk. Bitiremedi mi kaza? Bunun gençken de eli ağırdı canım. Siz beni annemle karıştırdınız galiba. Ben Şerifat'ın kızı Mihriban. Ya. Şehriban'ın kızım, vallahi ikiz kardeşi gibisin, hıt demiş alnından düşmüş. Annen nerede evladım? Annen sizleri ömür. Şehriban'ım, canım, bırakıp gittin mi bizi sen, gülüm benim. Annem öleli 15 sene oldu. Öyle söylesene be evladım, ben de yeni öldü zannettim. Peki Mefaret Hanımların evi nerede? Bizim komşumuz olurlardı. Mefaret Hanımlar mı? Oho, onlar gideli yıllar oldu. Evi o zaman müteahhide verdiydiler. Geldiniz de kapıda kaldınız, bir çay içerdiniz. Yok. Öteki komşuları da ziyaret edeceğiz. Öyle değil mi Peyami? Öyle. Daha şeyindeki şeye de gideceğiz. Tabii. Şeyindeki şey olmadı zaten. Hadi canım. Güle güle. Güle güle. Zamanında bu sokakları az arşınlamadık değil mi Amaset? Doğru. Hatırlar mısın? Şu yokuşlar inip her gece Heybeli'de mehtaba çıkardık. Tabii. Dönülmez akşamın ufkundan dönerdik değil mi? Saçmalama Amaset. Sen şarkılarla anılarını karıştırmaya başladın. Ama ben heyecandan ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına? Buraları tekrar gezince içim kıpır kıpır oldu. Tabii canım. Her gece prime time'da Direkler Adası'na gidip Ela Gözde Hacivat'ı seyrederdik. Ay ne kadar büyük sanatçılardı onlar değil mi? Ama bir gün olsun televizyona çıkıp merhaba televole dediklerini duydun mu? Ne? Hiçbir magazin gazetesinde Hacivat bir mankenle basılmış diye bir yazı okudun mu? Canım onlar gölge oyunuydular. Canım gölge mölge. Bak şimdi kendileri yok, Allah'ları var ama sanatçı kişiliklerine hiç gölge düşürmediler. Orası doğru tabii. Sonra bir de Dümbüllü vardı değil mi? Ya stand-up yapardı. Ay o da çok komik bir adamdı.
Ama bir gün olsun Demet Şener'le adı çıkmadı. Ya dümbülü mümbülü ama büyük adamdı. Sonra komik Naşit vardı. Ya Behzat Uygur'la Süheyl Uygur'un babası. Yok, Tom'la Ceren'in babası olur mu Amaset? Adile Naşit de Selim Naşit'in babası. O da çok komik adam. Ya sonra Cahide Sonku vardı. Aa, asıl Deniz Kızı Eftali'yi unutuyordum ayol. Deniz Kızı Eftali'ye mi kaldı artık? Denizleri öyle kirlettiler ki değil Deniz Kızı Eftali'ye, denizlerde artık hamsi bile yaşamıyor. Direkler arasına niye gitmiyoruz be yani? Direkler arası duruyor mudur ki? Aa, duruyordur tabii, nereye kaçacak? Aa. Direkler arasını yıkıp bu binayı dikmişler Peyami, şuraya bak. Ne yazıyor şurada? İnternet cafe. Aa, internet cafe de ne demek ayol? Bakayım, içeride birileri var. Acaba temsil başladı mı? Gel bakalım. Ha, evladım. Kantocu çıktı mı kantocu? Kantocu mu? Kaç yıldır chat yaparım, 12'de birini görmedim vallahi. Hangi chat kanallarını kullanıyordu? Ayol bu çat çut çat çut ne diyor ayol? Dur bakalım Hamaset, anlarız şimdi. Evladım, biz komik Naşit'i, Deniz Kızı Eftalya'yı, Kavuklu'yu, Pinşekar'ı arıyoruz. Vallahi o nickleri hiç tanımıyorum. Benim sanal alemde tanıdığım nickler genelde Tomb Raider, Dost Kedi, Maloy, Malkovich. Ayol bu çocuk ne diyor vallahi, ben hiçbir şey anlamıyorum Peyer. Ben de anlamıyorum. Besbelli yeni popçuları sayıyor. Peki evladım, Karagözü, Hacivat, sonra Dümbüllü. Onları da mı tanımıyorsun? Dümbüllü bu arkadaş. Ayol bunlar bizi kandırıyor herhalde. Bunun neresi Dümbüllü? Resmen Dümbüllüsüz ayol. Siz bizi yanlış anladınız galiba dedeciğim. Bu Dümbüllü benim takma adım yani. İnternette bu isimle chat yapıyorum. Eğlence yani. Eğlence mi? Ayol bizim zamanımızda böyle eğlence yoktu. Evet. Besbelli. Direkler arasını da bozmuşlar. Bozulmuş, bozulmuş. Ne yani? Hani şu yokuş aşağıda bir çınar ağacı vardı, hatırladın mı? Birazdan oraya da gideriz. Acaba hala yerinde duruyor mu? Aa, duruyorduk tabii. Nereye kaçacak? İsimlerimizin baş harfini kazımıştık. Hamaset'in H'si. Peyami adın neydi? Peyami. He, Peyami'nin de T'si. Peyami'de T var mı Hamaset? O zamanlar vardı. Şimdi kaldırdılarsa bilemem. Öyle şey olur mu Hamaset? Koskoca ağacı nereye kaldıracaklar? O da doğru. İşte isimlerimizin baş harflerini kazıdığımız ağaç tam buradaydı. Bizim ağaç görmeyeli ampul açmış Peyami. Ampul mu açmış? Sen ne söylüyorsun Hamaset? Bahar gelince ağaçlar ampul açmaz mı? Yok şaka yaptım. Ağaç maaş gitmiş yerinden ayol. Ya, kim bilir kaç yıl önce kestiler. Ya hatırlar mısın? Seninle çifte salyangozlar gibi gelip saatlerce otururduk bu ağacın altında. Çifte salyangozlar ne demek Hamaset? Ona çifte kumrular denir. Aman ne fark eder canım? Ha çifte salyangozlar, ha çifte patlangozlar. Hepsi aynı kapıya çıkar. Ama buraya gelmez miydik? Haklısın. Çifte tosbağlar gibi gelir burada otururduk. Ha. Şimdi bu direğin dibinde otursan, yani gölgesi adamın kulağını bile örtmez. Doğru söylüyorsun. Aa, bir de şeye giderdik denizi seyretmek için, hatırladın mı? Şimdi denizin yerinde duruyor mudur diye sormazsın herhalde. Herhalde canım. Denizi yıkıp da yerine internet kafe yapacak değiller ya. Bir de şu tarafa gidelim. Görebiliyor musun Hamaset? Ayol nerede? Ben deniz beniz göremiyorum. Şurada şurada bak, hemen binanın arkasında. Ayol göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Yok ama... Buralarda bir yerde olması lazım. Ayol göremediği şeyi bana niye göstermeye kalkıyorsun? Ben nereden bileyim Hamaset? Eskiden burada oturduğumuzda deniz ayaklarımızın dibinde gibiydi. Oo, o eskidendi. Şimdi denizi doldurup her tarafa bina diktiler. Eskiden şuradan denize giriyorduk ayol. Tabii canım. Kuvvetli bir rüzgar etse dalgalar elbiselerimizi ıslatırdı. Ah, hiçbir şeyin tadı kalmadı Peyami. Biz de boşuna hayıflanıyoruz. Niye eski mahallemizi ziyaret etmiyoruz diye. Baksana,
Mahallenin yerinde yerler esiyor. Ne akraba kalmış ne de bir dost. Haliyle her şey değişiyor ama Aset. Doğru. Eskiden bu mahalleye taşındığımızda burası böyle miydi ayol? Tek tük bahçeli evler vardı. Şimdi her yer doldu. Doğru doğru. Aa. Yani biz sabah evden çıktığımızda burada tek katlı bir bina yok muydu bahçeli? Hatta bahçesinden bir çiçek koparmıştık. Belli ki yıkmışlar Hamaset. Yerine apartman dikecekler. Yani yarım saat önceki hatıramızı yarım saat sonra yıkıyorlar. Biz de kalkmışız 40-50 yıl önceki hatıralarımızı canlandırmaya çalışıyoruz. Şu koskoca şehirde insan hatıralarını ancak fotoğraf albümlerinde görebilir. İyisi mi biz eve gidelim de şu albümleri biraz daha karıştıralım. Karıştıralım Hamaset.